Merhaba kitap severler. Bugün size Marte'nin son yarısında okumuş olduğum bazı kitaplardan bahsedeceğim. Umarım içlerinden hoşunuza giden, beğendiğiniz kitaplar çıkar diye düşünüyorum. Ve beğenerek ve severek siz de okursunuz diye tahmin ediyorum. Bu nedenle de bu kitapla sizinle de paylaşmak istedim. O zaman hadi başlayalım. İlk olarak sizinle paylaşmak istediğim kitap 1339 ya da öyle bir yıl. Nicholas Sayre tarafından yazılmış ve Yayıncılık'tan çıkan bir kitap bu. Aslına bakarsanız hani yazarı aşina değilim. Ancak şuradaki not dikkatimi çekiyor. Şöyle de yakından çekmek istiyorum. Bu bir Trevelyan kitabıdır diyor. Ben Trevelyan'ı çok seviyorum. Eğer daha önceden kitaplarını okumadıysanız veya yazarı aşina değilseniz en bilindik kitabı Shibumi. Bunu önerebilirim ve severek okuduğumu da söyleyebilirim. Diğer kitaplarını da zaten çok keyifli ve severek okudum. Bu kitabından ise haberdar değildim. Ancak ne zamanki gördüm hemen atladım tabii ki üzerine. İçerisinde illüstrasyonlar var gördüğünüz gibi. Çok kısacık bir kitap. Aslında bir Kelt masalı diyebilirim bu kitap için. Ancak Trevelyan yazınca daha bir böyle fantastik, böyle içinden sizi alan çok harika bir şeye dönüşüyor. Ve keyifli okudum. Ben azıcık konusundan bahsetmek istersem eğer, çok soğuk bir kış gecesi, bir sokak satıcısı ve arkadaşı, bilge bir sokak satıcısı, daha doğrusu sokak satıcısı ve bilge arkadaşı desem daha doğru olur. O soğuktan kaçmak için küçük bir köy ya da kasaba diyebileceğimiz bir yerde şatolardan birisinin içine giriyorlar ve oradaki aileyle olan diyalogları, işte hicivlemeleri falan çok ilginç ve güzel bir kitaptı. Ben keyifli okudum. Umarım siz de denk gelirseniz eğer ve bu tarz kitapları okumak istiyorsanız veya işte Trevelyan'la tanışmak istiyorsanız eğer değişik olması açısından tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum. 1339 ya da öyle bir yıl Yayıncılık'tan çıkan Nicholas Sayre ya da daha doğrusu Trevelyan'ın bir kitabıydı ve beğenerek severek okuduğumu da belirtmek isterim. Sizinle paylaşmak istediğim bir diğer kitap ise Felicia Marceau tarafından, yanlış söylemek istemedim, Lucenza'nın Bahçesi Can Yayıncılık'tan çıkan bir kitap bu. Bize çevirisi Ali Özçelebi. Çok güzel ve keyifli bir kitaptı. Ben keyif alarak okudum. Hemen elinizden akıp gidiyor. Harika bir dili var. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Yazardan biraz bahsetmek istersen aslında yazar Belçika kökenli ve daha çok hani Fransa üzerine ya da Fransa'daki akademi üyeliğinden kaynaklı olarak o tarz hani o bölgede ve o bölgeyi yansıtan kitaplar yazmış. Ancak bu kitap yanlış hatırlamıyorsam İtalya'da geçen bir olay var. Yani o hem İtalya'da hem de Fransa'da aslında bakarsanız aşina olunan bir apartman şekli var. Bir avluya sahipler ve avlu yani tamamen kapalı bir avlu gibi düşünün. Etrafında da kat kat daireler söz konusu. Bu dairelerde de pek çok farklı insan oturabiliyor ya da katlarda başka insanlar oturabiliyor. Kahramanımız ve eşi de bu apartmanlardan birisinde kapıcı olarak işe giriyor. Ancak hani bildiğimiz kapıcılıktan biraz daha farklılar. Özellikle katlardaki kişilerle çok samimiler. Onlarla gidip geliyorlar, pek çok şey paylaşıyorlar. Kendilerinin bir kız bir de oğulları oluyor daha sonra. Ancak bu arada kat sahipleriyle olan yaşadıkları, işte eşini kaybetmesi ve işte o bahçeye dair pek çok anekdot var içerisinde ve çok keyifli okudum. Yer yerde gülümsüyorsunuz. Çok da güzel bir kitaptı. Hem güzel hem de iyi yürekli Lucenzia'nın bahçesinde konuk oluyorsunuz. Ben keyifli okudum. Sizinle de paylaşmak istedim. Can Yayıncılık'tan çıkan bu kitabı da bu ay içerisinde okumuştum. Şimdi sizinle paylaşmak istedim. Bir diğer kitap ise İnan Çetin'in Kureyş'in Kurtları. Bu bir öykü kitabı. Özellikle öykü severlerin atlaması gerektiğini düşündüğüm için sizinle özellikle paylaşmak istedim. Üzerinde durmak istiyorum. Öncelikli olarak 2016 Yunus Nadi Öykü Ödülü'nü aldığını da belirtmek istiyorum. Yapı Kerdancık'tan çıkan bir kitap bu. İçerisinde yaklaşık olarak 6 tane öykü var. Kısacık bir öykü kitabı ama o kadar derin ki, o kadar keyifli okudum ki sizinle paylaşmadan duramadım. Çünkü ha, içerisinde efsaneler var, masallar var. Dili çok güzel bir defa İnan Çetin'in. Muhakkak diğer kitaplarını da alıp temin edip onlar da yanlış bilmiyorsam eğer Yapı Kredincik'ten çıkan 3 veya 4 kitabı daha olması gerekiyor. O kitapları da roman ve öykü dalında bu arada çıkan kitaplar. Onları da okudukça sizinle paylaşmak istiyorum. Kureyş'in Kurtları ise hem ödüllü bir kitap olması hem de çok güzel bir kitap olması nedeniyle sizinle paylaşmak istediğim kitaplardan biriydi. Bu ay içerisinde okuduklarımdan bir
başkası. Okuduğum bir başka kitap ise Şekerfare. Şebnem Burcuoğlu'nun Arif Encik'ten çıkan bir kitabı bu. Aslına bakarsanız yazarı nereden tanıyorsunuz? Şurada da hatta notu var. Kocan Kadar Konuş'tan. Kocan Kadar Konuş'un 1 ve 2 kitapları çıktı gibi ayrıca Beyaz Perde de kendilerini seyrettik. Çok da keyifle seyrettik. Güzeldi. Şekerfare'yi de ancak hani onun gibi olduğunu düşünerekten temin ettim ve aldım. Hani öyle mi çıktı? Çok öyle çıkmadı. Birazcık hayal kırıklığına uğradım diyebilirim. Hani yine Şükran Tanay adında çok da bilinmeyen bir karakterimiz var. Kendisi yazmış olduğu küçük öykülerin senaryolaştırılması sürecinde yaşadıklarına dair kitap ilerliyor ve sonrasında bunun Beyaz Perde yansıması söz konusu. Hani akıcı dili çok güzel. Şebnem Burcuoğlu'nun dili çok güzel. Ancak hani diğer hani Kocan Kadar Konuş 1 ve 2 o kadar güçlü ve vurucu olduğu için belki de hani birazcık daha sönük kalmış diyebilirim. Umarım diğer bundan sonra gelecek olan kitapları da aynı vuruculukta ve keyifli okuyacağımızı düşünüyorum. Ha keyifli miydi? Evet hani keyifli yerleri de var tabii ki ama ne yazık ki Kocan Kadar Konuş'un 1 ve 2'si kadar çok sevemedim ama Şekerfare'yi yine Şebnem Burcuoğlu'nun yazdığını belirtmem gerekiyor. Arif Ayıncık'tan çıkan bu kitabı da okumak isterseniz diyerekten sizinle paylaşmak istedim. Okumak istediğinizi düşünün. Sizinle paylaşmak istediğim bir başka kitap ise bu ay içerisinde okuduklarımdan Chase Notebook'un Cennet Kayıp. Ters söyledim. Bir roman kitabı. Bize çevirisi Esen Tezer. Chase Notebook'u da diğer videolarıma baktıysanız eğer bir önceki videolarımda Mukusei vardı. Onun yazarı aynı şekilde. Bu nedenle ben onu da dilini çok sevmiştim. Çok keyifli okumuştum. Çok çok bitmişti. Bu nedenle de bu kitabını da görünce hemen atladım ve okumak istedim. Kitabı şu şekilde anlatabilirim. Çok uzun bir kitap değil gördüğünüz gibi. Çok da güzel bir kapağı olduğunu düşünüyorum. Beğenerek okudum. Zaten aslına bakarsanız Hollanda'nın bilinen yazarlarından birisi Chase Notebook. Bu kitapta ise iki ayrı karakterimiz var. Bir Alan bir de Eric diye yanlış hatırlamıyorsam Alma ve Eric. Bir yandan Alma'nın hikayesi geliyor, bir yandan Eric'in hikayesi geliyor. Sonra Avustralya'da bir noktada bir araya geliyorlar ve sonra tekrar ayrılıyorlar. Zaman ve mekanlar değişiyor. Sonra bir anda tekrardan bir araya geliyorlar. Ve bu bir araya gelmeleri sürecinde tanışmaları, ayrılmaları, tekrar bir araya gelmelerine dair bir kitaptı. Keyifli okudum, merakla okudum. Cennet Kayıbı bu anlamda sizinle de paylaşmak istedim. Chase Notebook tarafından yazılan ve Yapı Kredincik'ten çıkan, okuduğum ve beğendiğim bir diğer kitaptı bu ay içerisinde. Okuduğum bir başka kitap ise biraz can yapı kredi şeklinde gidiyoruz ama Alexander Jardin tarafından yazılan Jardinlerin romanı yine Can Yenicik'ten çıkan bir kitap bu. Orçun Türkay tarafından dilimize çevrilmiş. İlginç bir kitap mıydı? Evet, Jardinler çok ilginç bir aile. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Kitap Yurdu'nun bu arada Can Yayınları'na dair olan indirimden aldım ama şurası biraz böyle etiketli falan geldi. Diğer gelen kitaplardan biraz daha yıpranık geldi. Ancak hani okumam da hani baskısında veya şöyle göstereyim hatta içini de herhangi bir sıkıntı yok. Sadece kapakta biraz deformasyon vardı ama bir problem olmadı. Konusundan biraz bahsetmek istersem Alexander Jardin kendi ailesini anlatıyor aslında bakarsanız kitapta. Ancak Jardinler çok ilginç bir aile. Yani sonsuz bir özgürlük. Diğer yandan işte politikaya, sinemaya, edebiyata bulaşmış bir aile. Birbirleriyle olan ilişkileri çok farklı. Çok ilginç yani şeyleri, ilişkileri. Bu anlamda değişik bir kitaptı. Hani çok mu beğendim? Pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ama dilin akıcı mı? Evet akıcı. Ama hani çok da ilgimi çekmedi. Ben merakla okuyacağımı düşünmüştüm. Çok da merak ederek okumadım ama hani eğer Alexander Jardin ismine alışkınsanız veya aşinasınız veya Jardinlerin aile hayatını merak ediyorsunuz eğer okumak isteyebileceksiniz diye düşünüp sizinle de paylaşmak istedim. Can Yenicik'ten çıkan bir kitaptı. Bu içerisinde okuduklarımdan biriydi. Okuduğum bir başka kitap ise Yuichi Fukuzawa'nın Özyaşam Öyküsü. Boğaziçi Üniversitesi'nin yayın evinden çıkan bir kitap bu. İlginç bir kitap. Daha önceden denk gelmiştim. O nedenle denk gelince hemen almak istedim. Dilimize çevirirse Esra Üstündağ Selamoğlu tarafından çevrilmiş.
ilginç bir kitap. Şu anlamda ilginç bir kitap. Muhakkak diğer videolarımda biliyorsunuz eğer. Hani Uzak Doğu Edebiyatı'na, işte Japon Edebiyatı'na merakımı da biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar bu tarz kitapları okumaya çalışıyorum. Es geçmeden okumaya çalışıyorum. Bu kitabın hayatı geçen, öz yaşam öyküsü geçen Yuichi Fukuzawa'da aslına bakarsanız Japonya'nın modernleşme sürecinde çok önemli bir isim. Ciddi bir karakter. Aslında 1800'lerin sonunda 1900'lerde yaşamına dair hani tuttuğu günlükler ve bilgiler, anekdotlar kitaplaştırılıyor. Ancak sonrasında tekrar bir ciltleştirme söz konusu. Fakat o dönemde yazar ölüyor, onlar kalıyor vesaire vesaire. Sonrasında tekrardan kitap basılıyor. Bu kitabın biraz daha hani kronik, daha doğrusu kronolojik, yanlış söyledim, sıraya göre düzenlendikten sonra basımı söz konusu. Yuichi Fukuzawa'nın özelliği hani Japonya'nın değişimi ile beraber paralel olarak ilerlemesi, çocukluğu, Nagasaki'ye gidişi, sonrasında işte Osaka'ya gidişi ve Avrupa'ya, Amerika'ya gidişi, bir dil öğrenmek için olan çabaları ve sonrasında dönüp tekrardan öğrendiklerini Japonya'da anlatması ve işte nesillere aktarması ile alakalı. Aile yaşantısı ayrı, yaşamında hani Japonya'daki yaşadıkları, Avrupa'da, Amerika'da yaşadıkları ayrı. Çok güzel bir şekilde 3 ayrı bölümde anlatılmış. Ben de keyifle okudum. 3'tü sanırım, yanlış hatırlıyordu olabilirim. Karıştırdım ama bölüm bölüm ayrılmış. Ama ben beğenerek ve keyifle okuduğumu da ayrıca belirtmek istiyorum. Dili son derece akıcı. Elinizden kitap akıp gidiyor. Ayrıca arka tarafında yine kronolojik olarak da bir özet verilmiş şu şekilde. Bu nedenle de hani yapılanlar, ayrıca kaynakçalar kısmı da var ve tabii ki fotoğraflar. Ben beğenerek ve severek okudum. Sizinle de bu anlamda paylaşmak istedim. Yuichi Fukuzawa'nın Öz Yaşam Öyküsü, Boğaziçi Üniversitesi'nin yayın evi tarafından basılan ve bize ulaştırılan okuduğum bir başka kitaptı. Bu içerisinde okuduğum bir başka kitap ise, şöyle alayım, ışıktan da faydalananın, keyifle hatta bahsetmek istiyorum. Olanaksızın Fiziği, Michi Koku tarafından yazılan, ODTÜ yayıncılıktan çıkan bendeki 4. baskısı. Hani muhakkak diğer videolarda görmüşsünüzdür bilim kitapları ne kadar çok sevdiğimi. Fizik kitabı diyebileceğim bir kitap bu ama hani klasik diğer fizik kitaplarından çok farklı. Bu anlamda o yüzden özellikle Michi Koku isminden bahsetmek istiyorum. Çok çok zeki bir adam kendisi. Tıpkı işte yakın zamanda kaybettiğim Stephen Hawking gibi fiziğin yapı taşlarından birisini oluşturan isimlerden birisi. Ancak diğer yandan şöyle bir özelliği var. Hani genelde bu tarz kitaplar ön bir bilgi ister, alt bir bilgi ister. Azıcık sıkıcı olur. Hani eğer ilginiz yoksa hani sıkılabilirsiniz, okuduğunuzu anlamayabilirsiniz. Pek tabii ki bunlar eğer ilginiz yoksa ve okumak istiyorsunuz, merak ediyorsunuz fakat içinden çıkamıyorsunuz. İnsanın daha çok kafasının karışmasına neden oluyor. Diğer yandan hani ders notunuza destek olmasını istiyor olabilirsiniz. Bu konu üzerine araştırma yapmak istiyor olabilirsiniz. Ama öncesinde de böyle bir kitap okumak isteyebilirsiniz tabii ki ön bilgilendirme açısından. Bu anlamda Michi Koku'nun kitaplarını severek ve beğenerek ve keyifle okuyorum. Ve tavsiye de ediyorum. Bu kitabında ise şöyle bir durum var. Hani olanaksızlığın fiziği diyor ya, gerçekten öyle. Aslına bakarsanız diğer geleceğin, zihnin geleceği diye bir kitabını daha okumuştum. Önceki videolarında muhakkak görmüşsünüzdür. O kitabında olduğu gibi mesela uzay yolundan işte ne bileyim geleceğe dönüş ya da ne bileyim işte yıldız savaşları gibi en çok hani bizim ilgimizi çeken işte uzayda geçen, yok canım ya ışın kılıcı da olur muymuş ya da işte görünmezlik pelerini diye bir şey var mı ya da zamanda biz atlayabilir miyiz, geleceğe dönüşteki gibi hani başka bir yere gidebilir miyiz, Marty'nin gerçekten havada uçan kaykaya gibi kaykayımız olabilir mi şeklindeki pek çok sorunun aslına bakarsanız çok da keyifli olabilir veya olamazının destekli bir şekilde anlatımı söz konusu. Ama diğer yandan çok keyifli okuyorsunuz. Dil de son derece akıcı ve anlaşılır. Bu yüzden de Michi Koku'yu eğer bu tarz konulara ilginiz varsa öneriyorum. Ve kaçırmamanızı da ayrıca tavsiye ediyorum. Ben keyifle ve beğenerek zevkle okudum. Sizinle de paylaşmak istedim. Bu ay okuduklarım içerisindeydim. Bu ay içerisinde okuduklarımdan en son kitap ise Demet Altınyelkenlioğlu'nun Bozkır Kurdu Cem Sultan. İnkılap Yayıncılık'tan çıkan bir kitap bu. Şöyle göstermek istiyorum. Birazcık kalın gözüküyor ama eğer diğer Demet Hanım'ın kitaplarını okuduysanız veya muhakkak dilini biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da şöyle
ufak bir özet geçmek isterim. Demet Hanım'ın bundan önceki kitapları genel olarak hani Cariyeler serisine ait olan kitapları vardı. İşte Hürrem Sultan vardı, Safiye Sultan vardı ama bu bir furyanın öncesinde başlayan kitapları. Hani televizyonlara yansıdıktan sonra ciddi bir ilgi doğmasıyla beraber çok ciddi bir kitap basımı da beraberinde geldi. Ancak Demet Hanım'ın diğerlerinden farkı konusunu tarihten alan bir kurgu roman yazıyor olması ve çok ciddi ve akıcı bir dili var. Sizi bir anda içine alıyor. Bir bakıyorsunuz siz hakikaten oradasınız, saraydasınız veya işte ne bileyim bozkırdasınız, dağlardasınız, nehirleri aşıyorsunuz, denizleri geçiyorsunuz. Çok çok güzel bir dili var. Bu yüzden de Cariyeler serisinin ayrı olarak Şehzadeler serisinin anladığım kadarıyla ilk kitabı Cem Sultan. Yine aslında Osmanlı tarihi içerisinde çok da ilginç bir isim Cem Sultan. Çok güçlü bir isim. Çok uzun bir süre, yani yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam 13-14 yıl kadar sürgünde geçen bir hayatı var. Genç yaşta vefat ediyor. Tahta ortak olarak çıkıyor. Beyazıt Han'la kardeşiyle bayağı kapışıyorlar ki Fatih'in oğlu olmasından dolayı bir yük de var üzerinde. Buna dair yaşadıkları, o dönemde işte neler olmuş ne bitmiş ama tabii ki kurgusal anlamda ve tarihten konusunu olarak en sonunda da hatta ne olmuş ne bitmiş diyerekten en son kısmında da ayrıca yazarın bir ek notu var. Öncesinde de bir anlatım anlamında ek notu var. Demet Hanım'ın başka kitapları da var. Cumhuriyet tarihine dair yazmış olduğu kitaplar da var. Ben mümkün olduğu kadar hemen hemen hepsini okumaya çalışıyorum. Bununla beraber sanırım Osman serisinde başka kitabım kalmadı ama Cumhuriyet tarihine dair bir veya iki kitabım daha kaldı eksik. Kendisinden okumadım. Onları da okuduktan sonra tüm ne olması ayrı bir video olarak sizinle paylaşmak isterim. Ben keyifle okudum. Eğer bu tarz tarihi kurgu romanları seviyorsanız eğer kaçırmamanızı öneriyorum. Demet Altın Yelkenlioğlu'ndan çıkan İnkılap Yayıncılık'tan basılan Cem Sultan Bozkır Çiçeği'nde bu anlamda okuduğum bu içerisindeki son kitaplardan birisiydi. Bugün itibariyle sizinle paylaşmak istediğim kitaplar böyle. Umarım Nisan ayında daha güzel kitaplarla da daha ilginç kitaplarla da karşınıza çıkabilirim. Şimdilik bu kadar demek istiyorum. Kendinize dikkat edin lütfen. Kitapla kalın.